Lazım. Sayın basın mensupları, meclis cumartesi günü olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Dün çalıştı, bugün çalıştık, yarın ve gerekirse pazartesi günü de çalışacak. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi, bütün bir sene boyunca yapmadığı ve yapılmasını defalarca söylediğimiz bir takım düzenlemeleri son dakikaya kadar bıraktı ve işin kötüsü bu düzenlemeleri kendi zehrinin üzerine bir şeker olarak kapladı ve mecliste muhalefete ve tüm topluma bunu yutturmaya çalışıyor. Turizm çok uzun süredir beklentiler vardı ve bu beklentileri karşılayacak bir torba yasa görüşülüyor. Aslında haftaya turizmi teşvik yasasıyla başlamıştık. Turizmi teşvik yasasında belediyelerin yetkilerini bakanlığa çeken bazı adrese adrese teslim tahsislerin hazırlığını yapan ve Turizm Bakanı'nın bakan kimliğinden çok turizm yatırımcısı kimliğiyle de üzerinde durduğu, titrediği, partisindeki tartışmaları 3-4 aydır bitiremediği son anda bunu bu hafta geçirelim diye saraydan bir talimatı verdirtmeyi başardı. Bir yasayla uğraşıyorduk. O yasaya salı gününden beri direniyorduk. Yasanın Birinci bölümü bitti. ikinci bölüme geçildiğinde artık bayram tatiline kadar torba yasanın da sıkıntıya girdiğini gören Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi torba yasayı getirdi. Torba yasada örneğin tütüncülerin beklediği erteleme var. Destekliyoruz. Eczacı, kamu eczacılarının beklediği bir iyileştirme var. Destekliyoruz. Çek kanunundan ilgili çek cezaları ile ilgili bir erteleme var. Bir beklentiyi karşılıyor, destekliyoruz. Bunun dışında pek çok beklentiyi karşılayan maddeyi destekliyoruz ama bunlar şeker. Şekerin ortasına bir zehir koymuşlar. O da o hal yetkilerini 3 yıl daha uzatmak. Bunu gördüğümüzde muhataplarımıza söyledik. 3 yıl mı uzatıyorsunuz? Evet. Niye 3 yıl? Önce o hali iki yıl ilan ettiler. Daha doğrusu o hali önce üç aylığına ilan ettiler. İki yıl boyunca içine bir referandum, bir seçim sığdırdılar. Çünkü OHAL'in baskı, korkutma ortamına ihtiyaç duyuyorlardı o seçimleri kazanabilmek için. Seçimden sonra da göya o hali kaldırdılar. Ama o halle ilgili pek çok düzenlemeyi üç yıl süreyle uzattılar. Niye üç yıl? Geçen sefer de üç yıl uzatmıştık. Dedik ki en iyi ihtimalle bunun iki yılını siz kullanırsınız, bir yılını biz kullanacağız. Bizim böyle bir yetkiye ihtiyacımız yok önümüzdeki dönemin iktidarı olarak. Tabii düşündüler, taşındılar, bunu indirmeye karar verdiler. İki yıla indirseler gideceklerini kabul edecekler. Şimdi uzun direnişimiz ve mücadelemiz sonunda bu maddelerin TMSF ile ilgili olanı üç yılda kalıyor. Diğer ikisini iki ohal maddesini birer yıla indirdiler. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Tamamen kalkana kadar. Bizim bir gün bile ohale, ohal uygulamalarına, demokrasinin askıya alınmasına ve mahkeme kararları olmadan yürütmenin verdiği kararlarla şirketlere el konulmasına, memuriyetten atılmalara ve daha pek çok örneğin gözaltı süresinin 12 güne kadar 4 artı 4 artı 4 uzatılmasına bunların hiçbirine Türkiye'nin ihtiyacı yok. Türkiye'nin normalleşmeye, Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var. Ama artık bir gün bile o hal yetkileri olmayınca kendisini savunmasız, kendisini yönetemez, kendisini ağaç içinde hisseden bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tükenişinin itirafıdır. 19 yıl önce gelip iki şehirde kendiliğinden sona eren ohalin sona ermesiyle övünenler son 5 yıldır ohal zırhı, ohal kuvveti ellerinde olmaksızın ülkeyi yönetemeyeceklerini söylüyorlar ve yönetemiyorlar da zaten. İlk seçimlerden sonra tamamen demokratik, tamamen özgüveni yüksek, tamamen hukuku ve dolayısıyla ekonomiyi güçlendiren bir hükümete kavuşana kadar bu korku ittifakına bu birbirine korkuyla sarılmış ve tırnaklarını koltuklara geçirmiş bu özgüvensiz ve Türkiye'yi yönetemeyen beceriksiz ittifaka vatandaşlarımız ilk seçimlere kadar tahammül edecek. Ne zaman seçimlerde vatandaşımız bu iktidarı değiştirecek? Tüm Türkiye huzura erecek. Tüm Türkiye varlığa kavuşacak. Tüm Türkiye dünyada beğenilen, örnek alınan herkesin gitmek istediği ve gençlerinin dünyaya kaçmak istemediği bir ülke haline dönüşecek. Tabii kötü yönetim her yerde var. Sonuçları her yerde görülüyor. Maalesef Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ilçesinde de önemli bir mesaj verdi doğa. Doğa bütün dünyaya küresel iklim değişikliği bu konuda gelişmiş ülkelerin üzerine düşenleri yapmamızı üzerinden mesajlar veriyor. Bu mesaj Belçika'ya da veriliyor, Almanya'ya da veriliyor ama maalesef en çok da Türkiye'ye veriliyor. Güney Su'da üç vatandaşımız, Çayeli'nin Muradiye beldesinde üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Iki vatandaşımız da kayıp aranıyor. Kayıpların bulunmasını temenni ediyoruz. Hayatını kaybedenlere de başsağlığı diliyoruz. Ancak tüm itirazlara rağmen ninelerin ellerinde değnekleriyle dozerlerin karşısına geçmesine rağmen yapılan yeşil yolu unutmamak lazım. Doldurulan dereleri unutmamak lazım. Derecikleri kurutan HES'leri unutmamak lazım. Plansız yapılaşmanın kapattığı su yollarını, doldurduğu dere yataklarını unutmamak lazım. Dereleri kesen yolları, çaylık olsun diye kesilen araçları açılan arazileri unutmamak lazım. Taş ocaklarını, maden ocaklarını buna itiraz eden köylünün, buna itiraz eden ninelerin niye ağladığını, niye torununa sarılır gibi ağaçlara sarıldıklarını artık anlamak lazım. Rize ikiz derede, işkence derede taş ocağı yapılsın diye yani limana taş çıkarılırken taş ocağı açılırken, dereleri böyle kepçe taşla doldururken şaşırmayanlar, susanlar Rize'deki sel heylan görüntüsüne şaşırmayacaklar. Oradaki derelerin yataklarını doldurulmasını sessizce izleyenler izledikleri görüntülerden birazcık utanacaklar. Çünkü Bunların hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Elbette iki de doldurulan derenin bu heyelanla ilgisi yok ama aynı mantığın, aynı zihniyetin sonucu bunlar. Heyelan olan bölgede kesilen ağaçlar, doldurulan dereler, su yollarını kesen yollar, hepsinin ama hepsinin ve her şeyi ve her şeyi yatırım olarak, her şeyi ve her şeyi işte söz verilmiş bir takım bir avuç iş adamının beşli çetenin işlerinin önünü açmak olarak görenlere de artık susmamak lazım. Son çığlık Muğla Akbelen İkizköy'den geliyor. Kömür madeni için ağaç kesimi. Bir ablamız kendi şivesiyle sabahın köründe yakara yakara dayanışmaya, yardımlaşmaya, ağaçlarının korunması için kendisini desteğe çağırıyor herkesi. Muğla milletvekillerimizin biri vardı, birisi yolda. Maalesef Limak yine orada. Bu Limak yine orada ve bir kömür madeni yani beşli çetenin limağı bir kömür madeni ruhsatı almış ağaçları kesmeye çalışıyor. Rize İkizdere'de de Cengiz vardı. Beşli çetenin diğeri Cengiz vardı. Ve aslında özeti İlham Aliyev yaptı. Azerbaycan'da giderken bu beşli çeteden, Limak'tan, Cengiz'den, Kolin'den bahsedilirken Tayyip Erdoğan kameranın varlığından bir haber. Bunlar burada da mı var dedi. İlham Aliyev de döndü. Onlar her yerde dedi. Onlar her yerde. Muğla'nın Akbelen'inde onlar. Rize'nin İkiz Deresi'nde onlar. Soma'nın Yırcası'nda onlar. Nerede bir dere, nerede bir ağaç, nerede bir güzellik, nerede bir rant? Orada bunlar. Ve doymadılar ve bitmediler. Bunu doyuranlar da artık bu işten pes etmediler, bu işten bıkmadılar. Artık bu beşli çeteye alan açmak yerine işte kendi memleketinde o kayan diyor ki benim dayımlarımın dahi öyle Öyle en çok da en çok da senin gözüne sokuyor doğa bunu. Bunu yapmamak lazım. Artık bunlara izin vermemek lazım. Ve herhalde o meşhur kızıl derili hikayesini bugün şöyle söylersek son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde uzun adam paranın yenemeyecek ve beşli çeteye yedirilmeyecek bir şey olduğunu anlayacak herhalde. Artık bunu anlamak lazım. Bunu görmek lazım ve bunlara bir dur demek gerekiyor. Tabii bunların dur diyeceği yok ama vatandaşın dur demesi, vatandaşın AKP iktidarına dur demesi bu talana bu afetlere yol açan vahşi madenciliğe, afetlere yol açan heslere, jestlere hepsine herhalde bir dur demek anlamına gelecek. O günlere kadar da biz toplumsal mücadeleye destek vermeye, çağrıldığımız yerde olmaya, her türlü direnişte köylümüzün ve doğamızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından aynı anlayışın devamı olarak göreve gelen Rektör Vekili ilk iş olarak direnişin en önemli isimlerinden, sembol isimlerinden Can Candan Hoca'nın üniversiteyle ilişiğini kesti. Can Candan üniversitede ders veren, kendi eğitimini yurt dışında tamamlamış, Türkiye açısından özellikle belgeselcilik noktasında çok önemli bir akademisyen. Onun kusuru öğrenci eylemlerindeki kaydettiği görüntüler. Onun kusuru bir hafta sonu ki akademinin, üniversitenin günü, saati yasağı olmaz. Öğretim görevlilerini üniversiteye girişini yasaklamışlar. Bilimin 7-24 yaşanan aynı sanat gibi yaşanan, yaşatılan, öğrenen, öğretilen bir şey olduğunu unutmuş Melih Bulu. Öğretim görevlilerini üniversiteye sokmuyordu. İçeridekileri dışarı davet ediyordu ve ne işiniz var sizin üniversitede hafta sonu diyordu. Bunun tutanağını tutan Can Candan'a, bunun videolarını çeken Can Candan'a, öğrencileri videolar çekip belgeselleştiren Can Candan'a üniversiteden ilişiğini kesti Can Candan'ın. Mesele şudur. Dün söylemiştik. Başarı mezunuyla, öğrencisiyle ve öğretim görevlisiyle Boğaziçi'nin Boğaziçi'ni Anlayın ve bütün tahribatı ortadan kaldırın dedik. Ama tahribat devam ediyor. Biz ilişkiyi kesilenlerin, ders verdirtilmeyenlerin üniversiteye derhal geri davet edilmesini söylüyorken yeni ilişik kesmeler aslında Boğaz içinde bu geçiş döneminde bir yumuşamanın değil, bir sertleşmeye işaret edeceğini gösteriyor. Hatırlatmak isteriz ki akademi farklı seslere tahammülün olması gerektiği bir yerdir. Itiraz edebilenlerin ve itirazın teşvik edilmesi gereken bir yerdir. Boğaziçi gibi köklü bir üniversitemizi bir yüksek lise statüsüne dönüştürüp orada özgürlüğü değil de disiplini, özgürlüğü değil de tek sesliliği egemen kılmaya çalışan bir anlayış bunu meni buluyla yapamadık. Şimdi Rektör vekiliyle yaparız gerekirse de böyle bir rektör daha atarız diye düşünüyorlarsa tarihi bir hata daha yaparlar herkes aklını başına toplasın elbette ki biz tekrar Can Candan hocanın Feyzi Erçin hocanın ders vereceği üniversitenin kapısındaki zincirlerin vurulmuş kelepçelerin kırılacağı günlerde Boğaziçi ile birlikte olacağız. Melih Bulu, Naci İnci ekibinin Boğaz içini getirdiği noktaya bir örnek verelim. Yani bunlar ne yapıyorlar acaba diye bakılırsa bunlar şunu yapıyorlar. Biliyorsunuz Boğaz içinde senatoyu toplayamıyor. Senatoda çoğunluk sağlayamıyor. Boğaz için yönetemiyordu. Bunun için düşündüler, taşındılar. Boğaz içine iki tane daha üniversite açalım dediler açacakları üniversitelerden bir tanesi de hukuk fakültesiydi. Boğaziçi'nin geleneğinde hiç olmayan, hiç böyle bir talebin olmadığı. Zaten mevcut eğitim öğretim yapılan yerlerdeki fiziksel imkanların eksikliğinden dolayı bir dersin 500 öğrenci tarafından bir amfide izlenir hale getirildiği her sene Boğaziçi'nin talebinin üzerinde, talebinin aksine kontenjan artışlarıyla İki üniversite daha kurdular. Nasıl olacak bu iş deniyordu. Hukuk fakültesi kurdular. İşte o hukuk fakültesi araştırma görevlisi için ilana çıktı. YDS yabancı dil sınavı istenen puan 50. Yanlış anlamayın burası Boğaziçi. Robert College. Üniversitelerin devletleştirilmesi sürecinde 1970'lerde devlete geçerken bile özel statüyle geçmiş. Çünkü yabancı dil konusunda en ufak bir eksikliğe tahammülü olmayan. Çünkü buradan çıkan dünyanın en iyi üniversitelerine gidiyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinden de buraya doktora ya da öğretim görevlisi olarak gelinmesi için bu üniversitede ikinci dil yabancı dilde bir eksikliğe tahammül yok. Ve Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi alacak YDS puanı 50 olanı alırız diyorlar. Boğaz içinin geldiği hale bak. Örneğin bundan önceki dönemde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Enstitüsü ve biyomedikal mühendisliği için araştırma görevlisi ilanı 85 YDS. YDS 85. Yabancı dil sınavında 49,5'tan 50 boğaz içine gelebilirsin diyorlar. Bunların Türkiye'ye dayattıkları boğaz içinde bunların araştırma görevlileri yabancı bir hocayla karşılaştıklarında işaret diliyle konuşacaklar. Boğaz içini getirmeye çalıştıkları nokta bu. Neden? Çünkü oraya doldurmayı düşündükleri vasıfsızların yabancı dil sınavında da belli olabilecek en düşük puana razı olduğu bir üniversiteyi tarif ediyorlar. Yani herkes bilsin Boğaziçi Recep Tayyip Erdoğan'ın huyuna Melih Bulu'nun Naci İnci'nin suyuna göre bir üniversite haline dönüşürse bu hale dönüşecek. Kendi kurdukları ve hocaların uçakla gidip bütün bir yılda anlatacağı dersi bir haftada blok olarak anlattığı üniversiteler ortadayken uçan hocalarla ittir kaktır üniversite eğitimleri sürüyorken Türkiye'nin dünyadaki göz bebeğinden Türkiye'deki üniversite öğretiminin inci tanesine böyle bir saldırı yapılması doğru değil. Tabii enteresan gelişmeler oluyor. Enteresan örneğin Oğuz Göksu TRT'ye yapılan Son atamadaki kararnamede gördük. Biz de bakıyoruz. Yani troliçeyi biliyoruz da marifetlerini falan. Ya da e, iletişim başkanlığından kayyum olarak TRT'ye atanan beyefendinin Fahrettin Altın'ın te te tedrisatından geçmiş beyefendinin kim olduğunu falan biliyoruz da. Veya bir bakanın en son atanan yeni çalışma bakanının oğlunun görev yaptığını biliyoruz da. Diğerlerine de bakıyoruz. Bir baktık. Oğuz Göksu. Bilim insanı, doktora tezi var. Doktora tezini kamuoyuna gururla sunuyoruz. TRT'nin yeni yönetim kurulu üyesi Oğuz Göksu'nun. Siyasal iktidar inşasında lider olgusu, lider tipolojileri bağlamında Recep Tayyip Erdoğan incelemesi. Bu saray rejiminde hiçbir dal kavukluk, hiçbir yalakalık ödülsüz kalmıyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Beyefendi 850 sayfa Recep Tayyip Erdoğan çalışmış. Bugünlere gelene kadar 850 sayfa Recep Tayyip Erdoğan çalışmış. Ve 850 sayfanın da özetini yapmış. Diyor ki öz diyor. Öz sözün özü. Çalışma neticesinde siyasal liderlikte Erdoğan tarzı liderlik oluşturulmuştur. Erdoğan tarzı liderliği diğer liderlik tipolojide tipolojilerinden ayıran unsur duygusal bağ, toplumsal meşruiyet, özdeşleşme, siyasal iletişim ve teşkilatçılıktır. Bu liderlik tarzında Erdoğan cesur, kararlı, çalışkan, Müslümanca yaşam tarzını kamusal alanda meşrulaştıran, Muhafazakar seküler bu, barışmasını henüz sağlayamamış. O konuda da ümidi var arkadaşın. Siyasal iletişimi stratejik biçimde kullanan, liderliği kabul gören fakat hoşgörü zafiyeti olan bir liderliği temsil eder. Şimdi 850 sayfa övüp tek zafı hoşgörüsü yok diyor yani. Biraz hoşgörüsüzmüş. Bunu yazan kişiyi Paldır Güldür TRT'nin yönetimine getirdiler. Bizi izleyen gençlere söyleyelim. Saray rejiminde böyle. Evet, sen TRT'de üst düzey yönetime gelemezsin. Çünkü sen bunu yapmazsın. Ama inanın, bunu yapanların topu bu liyakatsizlikle, sadece sadakatleriyle buralara gelenlerin tamamı tası tarağı toplayıp giderken Türkiye'nin yetişmiş gençleri yeteneklerine göre, girdikleri sınavların sonucuna göre ve mülakat yapmayarak yapılan eğer bir sözlü sınav yapılacaksa da kayıt altında ve incelemeye ve itirazlara açık olarak şeffaf bir şekilde herkes aldığı eğitimi ve yeteneklerinin gerektirdiği görevlere gelecek. Kimse Recep Tayyip Erdoğan ve lider tipolojisi diye bir doktora tezi yazarak yükselmeye ve bir göreve gelmeye uğraşmayacak. Bir hatırlatma yapalım. Dün suç genelgeleri suç gelirleri genelgesi yayınlandı. Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir genelge şimdi OECD'ye bağlı olarak faaliyet gösteren mali eylem görev gücü bunu istiyor. Ve bu örgütün önerileri var. O doğrultuda suç gelirleriyle ilişkin bir genelge var ve çalışma yapacaklar. Hemen şunu söyleyelim. Bu örgütün ülkemizdeki Suç gelirleri ve araçlarının müsaaderesinde zayıf not verdiğini biliyoruz ve bu örgüt önerilerinden on ikincisi var. Bizimkilerin görmediği ve şimdi de üstünde çalışmadığı siyasi nüfus sahibi kişiler PEPs deniyor buna dünyada. Siyasi nüfus sahibi kişiler kapsamına üst düzey kamu görevlileri, devlet ya da hükümet başkanı, bunların yakınları, üst düzey siyasiler, adli ya da askeri yöneticiler önemli mevkideki siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumu yöneticileri giriyor. Ve bunların yakınları. Bu konuda bir çalışma yapın diyorlar. Aynı kurum bu konuda çalışma yapın derken Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çalışmayı niye yapmadığını ve yaptırmadığını da vatandaşlarımızın dikkatlerine sunmak istiyoruz. Ömer Çelik, Ömer Çelik dün çıkmış, 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi meclisteki anıtı ziyaretimizde açıkça söyledik. Burada da söyledik. 15 Temmuz 2016'da nerede duruyorsa aynı yerde duruyoruz. O gün ne yaptığımızı merak edenler dün Recep Tayyip Erdoğan'ın gidip açtığı külliyenin sarayın karşısındaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne girsinler. Oradaki videolarda Özgür Özel o gece ne yapmış, ne konuşmuş? CHP milletvekilleri nasıl pozisyon almışlar? Darbeye karşı hangi açıklamaları yapmışlar görsünler. Ömer Çelik ağzına geleni söylemiş. CHP darbeciymiş de 15 Temmuz'da kaçmış da göçmüş de Allah'tan korkmaz. Yani bir yalanı ne kadar çok söylersem o kadar çok inananı olur diye inanmış yalancılıkta artık dünya markası olmuş birisi. İnsan dinlemeye utanıyor. O söylemeye utanmıyor. Ve dönüyor dolaşıyor. Efendim Cumhur İttifakı'nın temelleri o gece meydanlarda atılmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel sekreter yardımcısı Bahadır Bumin de bunu söyleyecek. Destekleyecekler birbirlerini. Genel başkanımız tarafından yapılan açıklama darbecilere ve destekçisi olan iç dış uzantılara yapılmış açık bir meydan okumadır diyor. Ankara'dan gerçekleşen tek karşı çıkışmış. Devlet Bahçeli'nin açıklaması ve Genel Başkanımızın yaptığı meydan okuma fiilen Cumhur İttifakı'nın temellerini atmıştır diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri de Cumhur İttifakı'nın temelleri meydanlarda atıldı diyor. CHP'de siz kaçtınız diyor. Oysa ki CHP bu meclis açılsın diye telefonları açan, kapalı meclisi açtıran, koşup gelen, gereğini söyleyen CHP ortadayken darbe bildirisini Bodrum'da Cumhuriyet Halk Partisi adına nöbetçi olduğu için orada olan hangi nöbetçi genel grup başkan vekilimiz olsa aynı görevi yapacaktı. Bu kardeşiniz sığınakta yazmışken Ertesi gün liderlerimiz imzalamış, genel başkanlarımız çıkıp kürsüde konuşmuşken göz göre göre yalan atıyorlar. Bir de diyor ki biri Ankara'dan tek karşı çıkış bizimdi. Ya meclisi nereye koyacaksın? Ankara'dan tek karşı çıkış. Meydanlarda Cumhur İttifakı'nın temellerini atmışlar. Atıf yapılan ben tutup da o geceyi değersizleştirecek, o geceki tutumları değersizleştirecek işlere hiç girmedim. Ama bu kadar üstüne giderseniz e dönüp bakalım. Devlet Bey'in Cumhur İttifakı'nın temellerini atan, meydanlarda onları birleştiren açıklaması halen sitelerinde var. Milletimizin 16 Temmuz 2016 milletimizin sağduyulu olması, teenni ve soğukkanlı hareket etmesi önem ve aciliyet arz etmektedir. Halkın sokağa daveti, Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Bilhassa milliyetçi ürkücü hareketin provokasyon ve ajitasyonlara karşı teyakkuzuyla birlikte sokaklara çıkarak iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir. Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin taraf ve faili olmayacaktır. Buyurun beyler. Ömer Bey. A Haber. Şimdi CHP kaçtı. Özgür Özel burada 15 milletvekiliyle, genel başkan yardımcılarıyla, grup başkan vekilleriyle. Özgür Özel burada direniyor, meydan okuyor, bomba yiyor. Siz yoksunuz, siz kaçtınız. Biz sokakta MHP ile temel kazdık, temel attık Cumhur İttifakı'nın. Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin taraf ve faili olmayacaktır. Halkın sokağa daveti Türk askeriyle, o gece sokaktaki askerin kim olduğunu biliyor muyuz? Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Şimdi tankın önünde ezilenleri namlunun ucunda durup da şehit olanları anıyoruz. Vahim bir tehlikedir diyor Türk askerinin karşısına çıkmak. Bilhassa Milliyetçi Ülkücü hareketin provokasyon ve ajitasyonlara karşı tahakkuzu ile birlikte sokaklara çıkarak iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemez. Eğri eğri, doğruya doğru beyler. Ya bunu CHP söylemiş olsaydı? Allah için bunları CHP söylemiş olsaydı. Bunları söyleyenlerle ki 3-4 milletvekilleriyle burada AK Parti ve CHP'den sonra 3. parti olarak MHP geldi. Hepsinin de hakkını teslim ederim. Ama biz sokaklarda Cumhur İttifakı'nın temelini attık. CHP yoktu demeyin. Utanırsınız. Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Başkanımızın karşı çıkışı Ankara'dan yükselen tek ses diyor. Arkadaşlar insaf edin ya. Insaf edin o haber bir de bunu görün ya. Düşük cümleden yanlış yere konulmuş virgülden darbe iması çıkarıp dokuz gün yayın yapanlar bunu görün. Dokuz sütuna manşet atanlar. Allah aşkına yani biz dönüp de bugüne kadar bunları söylemek ama bizim 15 Temmuz değersizleşmesin. 15 Temmuz'da burada bulunmuş, açık pozisyon almış, imza atmış herkes vardır. İlk başlarda öyle demiştir, böyle demiştir. Pozisyonu bugün doğru yerdedir. Biz kimsenin haliyle uğraşmıyoruz. Konuşturmayın artık yani. Ilgaz tünellerini falan konuşmayalım. İçişleri Bakanı'nın inemeyen uçaklarını konuşmayalım. Birazcık, birazcık da edepli olun ya. Birazcık da Birazcık da edepli olun böyle konularda. Sustukça veya böyle bir şey meydanı boş bulmuş sallıyor da sallıyor. Bizim 15 Temmuz'umuzdu. CHP orada yoktu. Allah Allah. Kimin olduğu belli yanınızda. Bak ne güzel temel atma töreni yapmışsınız birlikte. Bülent Turan ayrı bir vaka. Gerçekten mevkidaşım Bülent Harikalar diyarında onun grup başkan vekilliği yaptığı partide Herkes çift maaşa, üç maaşa karşı. Tek maaştan yanayız biz diyor. Bir çalışma da yaptık. Gerekirse de yaparız. <laughs> ya Bülent Bey, Fahrettin Altun'la mahkemeliyim ben. Diyor ki Bülent Bey, birden çok maaş alan yok. Ben sordum baktım diyor. Gereğini de yaparız diyor. Her konuya vakıfsınız da şu konuya vakıf değilsiniz. Fahrettin Altun'la mahkemeliyiz biz. Fahrettin Altun'un birden çok maaşı olduğunu söylemişiz. Mahkemede ne yapsın? yazılar yazmış, sormuş. Fahrettin Altun'un durumunu bildiren Fezleke'de şöyle yazıyor açık açık. Iletim Başkanlığından maaş alıyor. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden maaş alıyor. Manas Üniversitesi var orada yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Eşi hanımefendi Marmara Üniversitesi'nden maaş alıyor. Bir de dönüyor. Türksat'tan mı? Türksel'den maaş alıyor. Türk Hava Yolları'ndan maaş alıyor. Yani evlerine giren en az dört beş. Bu bir de bizim iddiamız doğrulanıyor. Hani bunun dışındakini de bilmiyoruz. Sayfa 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 ballı maaşlar, üç maaşlar, beş maaşlar, altın bürokratlar yayınlanıyor. Bir tane tekzip çıkmıyor. E bir belge bakıyorsun mesela. Şimdi Bülent Bey bu bizim yol haritamız değil. Bu sizin eylem planınız. Diyor ki kamu görevlilerine başka kurumlardan yönetim denetim kurullarında en fazla bir görev verilecektir. Bunu ne zamana kadar yapacaksınız? 30 Haziran 2021'e kadar geçti. İlan edip yapmadıkları eylem planında çoklu maaşları azaltacağız diyor. Kendi demiş. Kendi eylem planları yani. Belgisiz bilgisiz konuşmuyoruz. İşte burada yani ne yapayım? Burada bırakayım Bülent Bey gelince baksın mı yani? Öyle bir şey ki kendi inandıklarını anlatıyorlar. Millet de inanacak muhalefette susacak sanıyorlar. Böyle bir acayip durumla karşı karşıyayız. Son olarak son olarak TÜİK Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu TÜİK bir açıklama yapmış. Diyor ki son bir yılda gübre fiyatları yüzde 41.3 arttı diyor. Yüzde 41.3. Bir infial oluştu. Şimdi Manisa'nın Hacaller köyünden arıyorlar diyorlar ki TÜİK gübreyi nereden alıyorsa açıklasın biz de oradan alacağız. Konya'daki buğday üreticisi, Trakya'daki ayçiçek üreticisi, Rize'deki çay, Ordu'daki fındık üreticisi TÜİK'ten bir tek şey bekliyor. Allah rızası için. Gübreyi nerede alıyorsa söylesin. Biz de gideceğiz oradan alacağız. Yüzde kırk üçse. Bakın. Geçen sene ve bu sene aynı gün. Üre gübresinin fiyatı tonu 1800 lira. Bu sene 4400 lira. Şimdi canlı yayında 3 4 televizyon canlı yayında değil mi şu anda? Yalan atsam insan içine çıkamam. Her televizyon versin. Yalanım varsa Tayyip yakın kanallar döndürüp döndürüp versin. Geçen sene 1800 lira olan üre bu sene 4400 lira. Geçen geçen sene 2200 lira olan 2020 gübresi bu sene 4300 lira. Geçen sene 2700 lira olan DAP gübresi bu sene 6500 lira. Geçen sene 1650 lira olan amonyum sülfat 2800 lira. Geçen sene 1600 lira olan nitrat gübresi 2700 lira. Yalansa izleyenler kahvede yalan atıyor desin. Şimdi Türkiye'nin 81 ilindeki yüzlerce ilçede, on binlerce köyde, açık olan her kahvede yalan atıyorsa özgür özel yalancı gübreler aslında TÜİK'in dediği gibi yüzde kırk zamlanmış. TÜİK ilan etsin gübreyi aldığı gübreyi aldığı fiyatını tespit ettiği gübreciyi hepimiz oradan alalım ya. Böyle vicdansızlık böyle insafsızlık olmaz. Enflasyonu düşük gösteriyor. Memur zammı ona göre veriliyor. Enflasyonu düşük gösteriyor. işçi zammı ona göre veriliyor. Herkesin Hakkını yiyen bir kurum. Tayyip'i yüzmeyen istatistik kurumu. Şimdi El yaman, Bey Miyaman. TÜİK'e açıkça söylüyoruz. Siz mi doğru söylüyorsunuz biz mi doğru söylüyoruz? Karşımızda bütün köylüler bu gübreyi kullanan herkes ortada. Herkes şahit. Süt fiyatı. Geçen sene 2.80'di. Bu sene 3.20. Yüzde 20 artmış. Peki süt besi yemi. Süt besi yemi geçen sene 80 liraymış çuvalı. Bu sene 150, 155, 160 lira. Besi yeminin fiyatı yüzde 95, yüzde 100. Sütün fiyatı yüzde 20 artmış. Karşımızdakiler halen daha kendi rakamlarını söyleyip biz atalım yalanı dönüp saysınlar inananı. İnanmıyoruz kardeşim. Inanmıyoruz ve itiraz ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru buyurun. Şimdi ittifak dediğiniz şey geçen seçime dair bir şey. Biz 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliği görüşülürken defalarca söylemiştik. Bu sistem istikrar değil istikrarsızlık getirir diye. Eskiden bir parti tek başına iktidar olursa hükümeti kuruyordu. Olamazsa 40 gün koalisyon konuşuluyordu. Sonra da ülke yönetiliyordu. Şimdi seçim geçiyor. 40'ı çıkmadan gelecek seçimin ittifakları konuşuluyor. Bu ittifak tartışmalarının bugünden bir seyre oturması, olgunlaşması zaten olanaklı değil. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş seçime baktığımızda Millet İttifakı'nın içindeydi. Önümüzdeki seçimde ittifak yapar mı, yapmaz mı? Millet İttifakı devam mı eder, genişler mi, daralır mı falan bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapılacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler. Ama sonuçta bu ülkeyi kimin ya da kimlerin yöneteceğine sandıkta millet karar verecek. Hepimiz de bu sonuçlara saygılı olacağız. Seçime giderken Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan diye söylüyorlar, şimdiden ilan ediyorlar. Tabii bu anket sonuçlarıyla siyasi kariyerini büyük bir yenilgiyle sonuçlandırmamak için aday olur mu olmaz mı bilmiyorum gerçekten. O önemli bir tartışma alanı. Ama olduğu takdirde karşısında her parti kendi adayını mı çıkaracak? Yoksa ayrı ayrı adaylar yerine bir adaydan birleşecek. Bunlar hep konuşulacak veya birkaç adaydan birleşecek. Ama sonuçta herkes Türkiye'nin önüne bir yol haritası koyacak. Şöyle yöneteceğiz, böyle yöneteceğiz değil. Esas olarak biz Türkiye'yi yeniden demokrasiye döndüreceğiz hukukun üstünlüğüne döndüreceğiz. Ve biz Türkiye'de yeniden güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Bu inşadan sonra yeniden güçlü denetlenebilir bir parlamento ve onun içinden çıkan hükümete sahip olacağız diyenlerin kamuoyunda karşılığı yüzde yetmişlere yaklaştı. Bu açıdan bakmak, bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Ben iktidar partisine karşı Muhalefet görevimizi en iyi şekilde yaparak seçimlere kadar partimizi temsille mükellefim. Ama siyasi analizler ve bir takım e, farklı yaklaşımlar benim e, en fazla bu kadar değerlendirebileceğim bir noktada. Teşekkür ederiz arkadaşlar.